İsmim Özgür Topaç. Ben ODTÜ Makine Mühendisliği mezunuyum. Aynı zamanda Yaren Kooperatif'in kurucu ortaklarındanım. Bizim kooperatifimiz 8 ODTÜ'lü tarafından kuruldu ve 2020 yılının 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kurulan bir kooperatif. Biz fikri mülkiyet hakları ve proje danışmanlığı kooperatifiyiz. Temel çıkış noktamız ise geleceği gelenekle harmanlayan dost olarak çıktık sahaya ve dedik ki çocuklarımıza biz kültürümüzü, geleneklerimizi öğreteceğiz ve kültürümüzü öğretirken aynı zamanda toplumsal kalkınmaya da destek vereceğiz. Kooperatifimiz İzmirli ve de hedefimiz her ne kadar yerelde İzmirli çocuklar olsa da biz bunu çocuklardan ailelerine, ailelerden topluma yaymayı, yerelden başlayarak da yine bölgesel ve bölgeden de ulusa seslenmeyi ve onlara hitap etmeyi istiyoruz. Böylece biz toplumun kalkınmasına katkıda bulunmak isteyen bir kooperatifiz. Bizim kooperatifimiz her zaman geleneklerimizi çocuklarımıza aktarmak ve kültürel mirasımızı bizden sonraki nesillere iletmek üzerine kuruldu. Biz geçmişte hem 2019 yılında hem de 2020 yılında ciddi anlamda köylerdeki çocuklarımıza dahil olmak üzere toplumda görece olarak dezavantajlı gruplara öncelikle kendi kültürümüzü tanıtmak istedik. Ve bu kendi kültürümüzü tanıtırken çıkış noktamız ise halk bilimi oldu. Gelenekler, görenekler, halk müziğimiz, halk danslarımızı biz çocuklarımıza aktarmak istedik. Böylece onlarda bir farkındalık yaratmayı ve onların kendi kültürüne sahip çıkarak bunu bir miras gibi üzerlerine alıp kendilerinden sonra çocuklara da aktarmasını istedik. Kültür için alanla karşılaştığımız noktaysa yine benzer şekilde çevrim içi eğitimler nasıl olabilir şeklinde ortaya çıktı. Bizim sanat yönümüz çok kuvvetli ama sanat yönümüzün ağırlıklı kısmı ise geleneksel sanatlar. Yani geleneksel el sanatları, geleneksel müzikler, geleneksel danslar. Bunun yanında kooperatifimizin gönüllülerin arasında da güzel sanatlarla ilgilenen çok fazla insan var. Biz kültür için alanın çevrim içi eğitimleri destekleme üzerine sunduğu bu fonda fark ettik ki kendi gönüllülerimizle biz çok farklı projeler yapabiliriz. Bunun ufak da olsa bir parçasını belirlenen süre içinde sunabileceğimize inandık. Her ne kadar İzmirli bir kooperatif olsak da Türkiye çapına da yayılabilsek de biz burada amacımızı İzmir'deki STK'larla çok fazla STK ile bir araya gelip farklı bölgelerde yaşayan çocuklara hem kültürel aktarımı hem de güzel sanatları sunabileceğimize inandık. Ve burada da kullanacağımız mecra da çevrim içi bir mecraydı. Yani biz çevrim içi olarak çocuklarımıza hem kültürel miras hem de aynı zamanda güzel sanat atölyeleri sunabildik.